Merhaba sevgili izleyenler, teferruata kalmaması gereken konularla yine birlikteyiz. Teferruata hoş geldiniz. Putin'in Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş, bütün dünyanın gündeminde Ukrayna var ve bu gündemin ortasında ne yapıp edip Türkiye'yi en zararlı çıkacak ülkelerden birisi yapmaya aday Erdoğan o konuda bizi şaşırtmayacağına eminiz. Dün çok acayip bir cümle kurmuş sevgili izleyenler. Erdoğan'ın yine Avrupa Birliği aşkı depreşmiş ve şu cümleyi kurmuş. Diyor ki: "Şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin çağrısında bulunuyor. Türkiye'yi neden Avrupa Birliği'ne almakta tereddüt ediyorsunuz ya da almıyorsunuz?" demiş. Hatta cümlesinde şu da var. Diyor ki illa ki bizim de saldırıya mı uğramamız lazım? Türkiye'de bir savaşın içine girerse mi Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacaksınız demiş. Şu cümlelerin herhangi bir yerinde akla mantığa rastladınız mı? Bu nasıl bir cümle bu nasıl bir yaklaşım? Saldırıya uğramış işgal edilmiş bir ülke var ve bu ülkenin işgal edilmesinin ana sebebi Avrupa Birliği'ne girmek istemesi. Ukrayna halkı Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, Ukrayna hükümeti Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Putin diyor ki, benden izinsiz, benim onayım olmadan sen dış politikanı belirleyemezsin. Ben buna müdahale ederim diyor. Bir kere savaşın çıkmasının ana sebebi bu. Putin bu yüzden saldırıyor. Peki Türkiye Avrupa Birliği'ne neden giremiyor? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istemeyen bir hükümet tarafından bir lider tarafından idare ediliyor. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne girmek diye bir isteği yok. Avrupa Birliği yarın dese ki alıyoruz gelin dese Erdoğan gitmek istemez. Çünkü Avrupa Birliği'nin kuralları, kaideleri, prensipleri, idealleri, ilkeleri Erdoğan'a gelmez, yaramaz, dar gelir oralar. İstedikleri gibi at koşturamayacak, atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek, yolsuzluk yapamayacak, peşkeş çekemeyecek, kadrolaşamayacak, yargı bağımsızlığını öldüremeyecek. Avrupa Birliği'ne nasıl giriyorsunuz siz ya? Bir kere Recep Tayyip Erdoğan ismi dünyada hangi liderlerle birlikte anılıyor? Mesela Erdoğan Putin, Selenski fotoğraflarını yan yana koysak hangi iki lider birbirine daha yakın? Hangi iki lider müttefik gibi görünüyor? Tabii ki Erdoğan'ın derdi burada üzüm yemek falan değil. Sadece kendi tabanına bak onlar bizi almıyorlar çünkü onlar Haçlı ittifakı, Bizi alamazlar çünkü bizden korkuyorlar. Çünkü Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar demek için böyle konuşmalar yapıyor. Ama kurduğu cümlenin ne kadar mantıksız, ne kadar saçma olduğunu kendi ülkesini işgale uğramış bir ülkeyle kıyaslayarak ne yapmak, nereye varmak istediğini birisi sormalı, hatırlatmalı, saçmaladın demeli ama Erdoğan'a ve çevresine baktığımızda Orada da akla ve mantığa rastlayamıyoruz maalesef. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya yaptırım açıklaması gelmiş. İlkesel olarak katılmadık demiş. Yani bir ilkeleri olduğunu iddia etmiş. Siz Mevlüt Çavuşoğlu'na bakınca, AKP'nin genel çizgisine bakınca, ilkesizlik dışında bir ilkeleri olduğunu gördünüz mü? Yani omurgasızlık dışında herhangi bir ilkeleri var mı sizce? Büyük ihtimal kendi aralarında şunu konuşuyorlar. Bekleyelim bakalım. Savaşı kim kazanıyor gibi olacak. Eğer Putin kazanırsa zaten Putin'e deriz ki biz seninle müttefiklik. Bak sana yaptırım uygulamadık biz. Hava sahamızı kapatmadık. Sakın bize kızma. Yok olur da Putin savaşı kaybederse Erdoğan'ın konuşma metni şimdiden hazırdır. İnsanlığın büyük bir düşmandan, büyük bir katilden, büyük bir diktatörden kurulmuştur kurtulduğunu söyleyecektir büyük ihtimal bu tabloya baktığımızda karşımıza iki tane yerli atasözü çıkıyor birincisi ne şiş yansın ne kebap ikincisi aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık yani aslında biraz da şu anda yapacak hamleleri yok hareket edebilecekleri hiçbir şey yok neden ya omurgasızlık tamam küçük dediklerden geçmenizi sağlar ama bazen omurgaya ihtiyacınız olur sağlam bir hareket yapabilmek için ama olmaz öyle çuval gibi yığılıp kalırsınız olduğunuz yere ve beklersiniz acaba ne olacak? Meral Akşener bugün şöyle bir soru sormuş. Diyor ki Rusya'nın bu durumu ortadayken Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Söyleyebilecek birilerini biliyorum ben. Türkiye'de epey bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilecek birileri var. Putin'in Ukrayna'yı işgalini mazur göstermeye çalışan. Ama adamı çok kışkırttılar ya. Adamın bir suçu yok. Adam kışkırmasın o zaman. Her kışkıran lider komşu ülkesine ordu gönderip asker, sivil, çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden öldürüyor mu? Putin geri zekalı mı? Aptal mı? Gaza gelip mi savaş çıkarıyor? Gelmesin. Ne karışıyor bağımsız bir ülkenin dış politika tercihine? Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa girer, NATO'ya girmek istiyorsa girer. Aynen Ukrayna NATO'ya ya da Avrupa Birliği'ne kendi isteğiyle girebileceği gibi dünyanın başka bir ülkesi de çok rahat Rusya ile müttefik olabilir, silah alıp satabilir. Amerika'ya bu konuda çemkiriyorsanız, Amerika'ya bu konuda kızıyorsanız emperyalist Amerika diye Putin'in yaptığı ne oluyor? Hümanizm mi oluyor? Hayırseverlik mi oluyor? Komşuluk mu oluyor? Putin'in kafasında çok manyak planlar olduğunu bütün dünya artık gördü. Bir kere nükleer silahla tehdit ediyor dünyayı. Ki bu öyle bir silah ki, bir kullanılmaya başlanırsa Allah muhafaza, bunun sonu gelmez. İnsanın sonunu getirecek, dünyanın sonunu getirecek bir tehditten bahsediyoruz. Bir insan bu cümleyi kurarken bile biraz düşünür, değil mi? Ama kullanıyor. Çok rahat kullanıyor. O yüzden gerçekten kafasındaki Rusya haritasında Kars, Ardahan, Erzurum filan buralarda olabilir çok rahat. Hatta sıcak denizlere inme hayallerini gerçekleştirmeyi de düşünebilir. Var mı bir garantisi? Yok. Moskova'dan Wikipedia'ya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali maddesini silme talebi gitmiş. Sonra silmezse ne olacak? Wikipedia Rusya'da kapatılacak. Biz buna benzer bir hikayeyi Türkiye'de de yaşadık değil mi? uzunca bir süre Wikipedia'ya Türkiye'den ulaşılamadı. Neden? Çünkü Erdoğan'ın, Erdoğan rejiminin silinmesini istediği bir madde vardı. Neydi o madde hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz hakkında Erdoğan'ın söylediği yalanlardan yola çıkarak Wikipedia acaba Erdoğan kendi kendine darbe yapılıyormuş gibi göstermiş olabilir mi? Yani şu Allah'ın lütfunu biraz sorgulayan madde vardı sevgili izleyenler. İşte o maddeyi silmediği takdirde Wikipedia'yı Türkiye'de engelleyeceklerini söylemişlerdi. Engellediler. Uzunca bir süre Wikipedia kapalı kaldı. Sonra Wikipedia boyun eğdi. O maddeyi kaldırdı ve Türkiye'de açıldı. Şimdi Rusya'dan Wikipedia'ya böyle bir talep gitmiş. O maddeyi kaldırın demişler. Kaldırmazlarsa şimdi bu fotoğrafa bakarak en başta sorduğum soruyu bir daha hatırlatalım. Erdoğan, Putin, Selenski yan yana koyun. Hangi ikisi birbirine daha çok benzemektedir? 7 günlük Rus işgalinde Ukrayna'da askeri kayıplar hariç 2000'den fazla sivil katledilmiş, hayatını kaybetmişler. Maalesef şu sayıları okurken insan nasıl katlanabilir, nasıl dayanabilir? Empati yapmak bile mümkün değil. İnsanların nasıl korkular yaşadıklarını tahmin bile edemiyoruz ve dünyanın uluslararası kamuoyunun, dünyanın dev ülkelerinin bir savaşı engelleme konusunda Nasıl beceriksiz, nasıl isteksiz, nasıl yeteneksiz olduklarını da görüyoruz. Hangisine kızacağımızı şaşırıyoruz. Ama bir gerçek var ki masumlar ölüyor. Size videonun ilerleyen dakikalarında bir kadının hikayesini anlatacağım. Tanıdığınızı tahmin ediyorum o kadını. En azından ben söyleyince hatırlayacaksınız. Ama birçoğumuz onu ve hikayesini bilmiyoruz. Bu yaşanan savaşın ve işgalin içinde o kadar çok insanın hayatını mahvettiler ki onlardan bir tanesini, tanınmış bir tanesini anlatacağım size. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması Rus-Alman ilişkilerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacak demiş. Hadi canım. Diyorlar ki ne yani bir ülkeyi işgal ettiysek ne olacak yani? 2000'den fazla sivil öldürmüşüz. Ne olacak? Bunların hiçbirisi Rus-Alman ilişkilerini bozmuyor. Bağımsız bir ülkeyi işgal etmeleri, uluslararası hukuku ihlal etmeleri, sivil öldürmeleri, şehirleri bombalamaları bunların hiçbirisi Rus-Alman ilişkilerini bozmuyor ama Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesi bozuyor tabii iptal edilecek. Avrupa şunun kararını verecek. Bu diktatörler, bu despotlar Avrupa'nın menfaatçi duruşu sayesinde o yüzden güçlendiler. Huzurlu bir Avrupa istiyorlarsa, göçmen sorununun olmadığı bir Avrupa istiyorlarsa, yaşam tarzlarını muhafaza etmek istiyorlarsa birazcık pahalı benzin almaya, birazcık pahalı doğalgaz tüketmeye Razı olacaklar ve dünyanın neresinde olursa olsun bir diktatör, bir despot, ona karşı çıkacaklar. Ve ucuza benzin alalım, ucuza doğalgaz alalım derken çok daha pahalı sonuçlarıyla karşı karşıya kalmayacaklar. Çünkü rüzgar eken fırtına biçer. Günlerdir özellikle vurgulamaya çalıştığım, tamam kabul ediyorum yani benim etim ne budum ne ne kadar etkim olabilir ama beni izleyen insanlarla en azından bu duygumu paylaşmak istiyordum, özellikle vurguluyorum, Rusya Putin'den ibaret değildir. Putin'in bu savaşını desteklemeyen çok büyük bir halk kitlesi yaşıyor Rusya'da ve maalesef onlar da bu savaştan zarar görüyorlar. Putin'in zehirleyerek öldürmeye çalıştığı ve bir şekilde hayatta kalmayı başaran ve şu an Rusya'da cezaevinde olan muhalif siyasetçi Navalny bugün seri tweet'ler atmış o tweet'lerin içinde belki de en önemlisi şuydu. Putin is not Rusya. Putin Rusya değildir ve Rusya Putin'den ibaret değildir diyor ve çok önemli bir not düşüyor. Eğer bir tane bile iyi bir şey sayabileceksek bu savaş ortamında elimizde şu var. 6824 insan Gözaltına alınacaklarını, tutuklanacaklarını bile bile sokağa çıktılar ve savaşa hayır dediler. Onlar aslında ülkelerinin itibarını, saygınlığını, onurunu kurtarıyorlar. Sadece barış istemiyorlar. Aynı zamanda Rusya Putin'den ibaret değildir mesajını veriyorlar. Navalny'nin Twitter hesabından paylaşılan bu mesajlarda o bütün halkı savaşa hayır demek için, barışı getirebilmek için, büyük bir mücadele vermek için sokaklara, caddelere, meydanlara çağırıyor. İnsan olduğu hiçbir zaman ölçüyü tutturamıyor. Her zaman ayarsız şeyler yapabiliyor. Hele hele bir savaş durumu varsa, işin içine biraz da milliyetçilik karışırsa, eyvah eyvah. Putin bir savaş çıkardı. Putin'e karşı bu savaşı durdurabilmek için, barışı getirebilmek için uluslararası anlamda yapılabilecek bir sürü şey var. Bunların bazıları yapılıyor, bazıları yapılmıyor. Kişisel anlamda yapılabilecek şeyler de var. Ama ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Örnekler, işte örnek. İtalya'da üniversite geri adım attı. Dostoyevski dersi planlandığı gibi yapılacak. Milano Üniversitesi'nde Dostoyevski dersi var edebiyat fakültesinde. Dostoyevski dersini kaldırıyorlar. Yani bu ne biliyor musunuz? Erdoğan'a kızıp Mevlana'nın Mesnevisini yok etmek gibi bir şey bu. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yoğun tepki geldikten sonra geri adım attılar. İyi de bu manyaklığı, bu aptallığı nasıl yapabiliyorsunuz? Başka yerlerde, Avrupa'da, Amerika'da başka yerlerde yaşayan Ruslara kötü davranışlar var restoranlara almamaya başlıyorlar. Ve bu bir linç girişimine dönüşüyor, mobbinge dönüşüyor, ırkçılığa dönüşüyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki milliyetçilerin bir klasik hatası vardır. Yanlış bayrak yakarlar, yanlış insana saldırırlar. Zaten yaptıkları şey yanlıştır, onu da yanlış yaparlar. Şimdi dünyanın bazı yerlerinde Rus zannedildikleri için, konuştukları dil Rusça'ya benzediği için Polonyalılara, Ukraynalılara, Litvanyalılara saldırılar başlamış. Sözlü ya da fiziki. Ve yapılan bu bütün saçmalıklar yine despotların, diktatörlerin, ırkçıların işine yarayacak. Mesela bir saçmalık daha, Netflix Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu. Neden? Tamamen ticari sebeplerle. Bunun Putin'e ne gibi bir yaptırımı olabilir? Yani bu atılan adımın ne faydası var? Barış mı getirecek? Hayır. Barışı getirecek olan şey edebiyattır, sanattır, hikayelerdir, şiirlerdir, romanlardır. Oralardaki umuda tutunmak zorundayız. Dünyanın bütün insanları birbirlerini dil olarak anlamasalar bile aynı şarkıda duygulanabilirler. Aynı resme bakarak aynı şeyleri hissedebilirler. Şiirlerin savaş uçaklarını durdurma gücü yoktur ama pilotların kafasını karıştırabilir. Bunlar nasıl saçmalıklar? Hangi akılla, hangi mantıkla yapılıyor? İşte ölçüyü kaçırıyorlar. Ayarını tutturamıyorlar bir türlü. Başka bir ölçüsüzlük, başka bir mantıksızlık, başka bir kötülük günlerdir bunu konuşuyoruz. Savaş var. Neredeyse 1 milyon insan Ukrayna'yı terk ediyor, terk etmeye çalışıyor. Ukrayna'da kalanlar büyük risk altındalar ve bu arada ırkçılık devam ediyor. Sınırda yiyeceğimiz yoktu. 4 gün boyunca bir şey yemeden bekledik. Tüm sınır ve kontrol noktalarında onlara insan gibi davranılmadı kimlere? Ten rengi koyu olanlara. Neden? Yani bu neden sorusu boşlukta yankılanıp kalıyor biliyor musunuz? Neden? Yok, cevabı yok. Yok, cevabı yok. Savaşlar yaşanıyor. İnsanlar katlediliyor. İnsanlık dramları yaşanıyor. Zannediyoruz ki insanlar bundan ders alırlar ve bir daha ırkçılık yapılmaması için, bir daha ayrımcılık yapılmaması için, bir daha hiçbir insanın dilinden, dininden inancından, düşüncesinden, teninin renginden, doğduğu memleketten, taşıdığı soy isimden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaması için insanlar onurlu, akıllı ve mantıklı bir duruş gösterirler. Ama yanılıyoruz. İnsan yanıltmaya devam ediyor. Çünkü insan yanılan bir canlıdır. Israrla aynı yanlışları yapmaya devam ediyorlar. Size bahsedeceğimi söylediğim kadının hikayesi Fotoğrafta gördüğünüz kadın Jamala, 2016 yılında Ukrayna'yı temsilen Eurovizyona katılmış ve birinci olmuştu. Jamala derken bizim bildiğimiz haliyle Cemile, bir Kırım Tatarı ve sürgünde doğmuş bir Kırım Tatarı. Çünkü dedeleri, nineleri Stalin tarafından sürgüne gönderiliyor, soykırıma maruz kalıyorlar. Jamala da sürgünde doğan bebeklerden birisi. Küçük yaşta Kırım'a dönmeyi başarıyor ailesiyle beraber. Memleketine dönmeyi başarıyor. 2016 Eurovision'unda birincilik getiren şarkısını hatırlıyor musunuz? 1944'tü şarkının adı. Ve 1944 yılında dedelerinin, ninelerinin maruz kaldığı o soy Kırım'ı, o zorunlu göçü anlatıyordu o şarkı. Ve o şarkı normalde İngilizce bir şarkı ama nakaratı bizim de anlayabileceğimiz bir Türkçeydi. Ben bu yerde yaşamadım, gençliğime doyamadım diyordu. 2016'da bütün dünyanın tanıdığı Cemal'a bugün bizimle şu fotoğrafı paylaştı. Sürgünde doğan, yıllar sonra memleketine Kırım'a dönebilen Cemal'a bu kez çocuklarını alıyor ve başka bir sürgüne doğru yola çıkıyor. Zorlu bir yolculuktan, tehlikeli bir yolculuktan sonra çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye ulaşmayı başarmış. Türkiye'de kardeşi yaşıyormuş ve şimdi kardeşiyle birlikte gurbette yaşamaya çalışacak. Çocuklarıyla birlikte oraya ulaşmış olması çok şükür. Buna şükür. Ama bu fotoğrafta eksik birisi var. Jamala e çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye kendisi için güvenli olan bir yere ulaştı ama geride kocası kaldı. Biliyorsunuz erkekler Ukrayna'da kalıyorlar ve ülkelerini korumak için Putin'in ordusuna karşı savaşacaklar. Evet, şimdilik bir kişi eksikler. Umarım hiçbir kötü haber almazlar ve bu fotoğrafta gördüğümüz mutlu aile tablosunu yeniden görürüz. Cemal'a e en kısa zamanda Instagram hesabından ailecek bir araya geldiklerinin fotoğrafını paylaşır. Sadece o değil, ayrılan, dağılan bütün aileler en kısa sürede yeniden bir araya gelirler. Ama böyle gurbette, sürgünde filan değil kendi evlerinde, kendi yurtlarında, kendi ülkelerinde özgür ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederler. Bunu hem Jamal'a için hem de onun gibi bütün masum insanlar, masum aileler için diliyorum, diliyoruz. İnşallah bu savaş en kısa sürede biter ve daha fazla kayıp haberi almayız. Sevgili izleyenler, konuşulabilecek başka konularda vardı ama maalesef savaş başladığından beri ben kendimi öyle çok iyi hissetmiyorum, kendimi çok iyi ifade edemiyorum belki size de yansıyordur bilmiyorum ama konuşma enerjisi bulamıyorum kendimde. İnsan hayatının tehlikede olduğu, masum çocukların, yavruların canlarının tehlikede olduğu, canlarının yandığı bir yerde susmak, geri çekilmek, geri adım atmak herhalde yapılabilecek en yanlış şey olur. Konuşabildiğimiz kadar konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlık, mutluluk umut ve sabır diliyorum. İnşallah yarın bugünden daha güzel bir gün olur. Konuşacak iyi bir şeyler bulabiliriz. Yarın Türkiye saatiyle 20 gibi yine buralarda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.